Şimdi diyelim ki bu, bu konuyu siz yaşadınız ve e, senin arkadaşından birisinin yazılacağını öğrendin. Peki son anda siz o stratejiyi değiştirmek için hamle yapar mısınız, yapmaz mısınız? Yapmam Ayşe'nin lafını yaşam. duyduktan sonra. Evet. Bu şekilde böyle yanıma ben şöyle çağırıp, yaparım abi. Içerisine. Yok yok sen yanına çağırdın demiyorum. Şimdi böyle bir olay yaşandı. Evet. E, konuya şahit oldun. Sen mesela orada oturan bir yarışmacısın. Konuya şahit oldun, Hanzade'nin yazılacağını duydun ama Hanzade senin grubundan bir arkadaşın. Bu stratejiyi değiştirmek için bir hamle yapmaya çalışır mısınız? Kans, Anzali yani. için bile değil. Kendi yazacağım adam için bile böyle bir olay görsem birisi benim yazacağım yani gitmesini istediğim adam. Baran atıyorum değil mi? Onu bile çağırsa biri herhangi bir yarışmacı gel dese onu yazmazsan sen gideceksin dese ve ben bunu duysam. Evet. Bak kendi gitmesini istediğim yarışmacı dahil olsa şunu yaparım bütün konseydeki herkese. Arkadaşlar kimse kimseyi etki altında bırakmasın. Herkes kimi istiyorsa onu yazsın derim. Çünkü konseyde olmaz o. Öncesinde sohbet edersin adada siz iki grupsunuz atıyorum biz iki grubuz. Ben seninle sohbet ederken ben şunu yazacağım sen kim yazacaksın derim. Senin de fikrini değiştirmeye Peki boyrazdan böyle bir şey beklemeli miydik? beklerdim ben beklerdim. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yeri mi burası? Öncesinde ne konuşuyorsunuz? Belki şimdi Poyraz da gitmesini istiyor. Ama ne konuşulduğunu kimse Yine başa döndük. Yine ne duydun mu? Yine Poyraz belki Hanzade'ne gitmesini istedi. Hayır. Belki öyledir. Şimdi normalde sen de tepki gösterebilirsin. Senin grubundan olan birisi için böyle bir konuşma yapılıyor. Ama konuşmayı kimse duymuyor. Bak mikrofon çekiyor konuşmayı. Orada uyanık bir adam. Eğer onu konuşacaksa... Bunu, bu bir şey söyleyeceğim. Kulağına konuşacağına mikrofonu kapat kardeşim. Bak bu kadar evet, ne net söylüyorum. Şurada mikrofon. Ama sen tecrübelisin. Onlar tecrübelisin. Ama o şey yapılmaz böyle şey. Işte. Öncesi bir olduğu için Ama yani. arkadaşlar o kısımda için o, o Poyraz'ın da, da bir tepki göstermesi gerekir miydi? Yani gitmesini istemiyorsa mesela. Kendi ya sonra söyledi. Sonra bir şeyler söylüyor. Ya işte. Poyraz şunu zaten biliyor ki Hanzade bir gün gidecek. O kadar. Onu diyorum Ayşe'ye. Ayşe'cim Ayşe ne oyuna Belki Hanzade zaten bir gün gidecek. Kendi imajını kirletiyorsun boşuna. Ya aynen öyle. Zaten konuşuyor. Hanzade Ayşe'yle daha mı ileri gidecek abi? Hayır konu zaten burada hani Aklı Selim biri. Zaten hani böyle bir hareketin hatalı bir hareket olduğunu zaten anlar. Biz hani orada ikinci konseyde hani durumu düzeltmesi gerekirken oyunun kuralı bu diye hala yanlıştan dönmemesi de Ama enteresan. Ama son anda çözdüyse bir hesaplama yapması. Sonra bakmayın zikâresi, arkadaşlar boşvurulur diyecek, boş kulunum kulunum diyecek yani. Evet doğru diyecek yani. Orada Bana yine de yanlış falan. geliyor. Son anda çözse bile bu yanlış geliyor. Mesela şöyle bir hareket olsa ne olurdu? Ee, aleyna bir gelsene dedi. Aleyna geldi. Bu fıtı fıtı fıtı, fıtı kulağına söyledi. Benim oyum ya sana ne dedi. Aleyna bastı gitti. Bitti geçmiş. Ben size mi? SMS birinci sayfası. Yeni gelmiş dedi işte söylerdi. Bir değil. Yok değil. Yeni yani. gelmiş, gelmiş şey. dedi söylerdi. Şey. Aleyna böyle gidiyor karşına. Sen çok iyi gibi. demiş <laughs> söyledin mesela. Sakin iyi bir kız mı dedin ne dedin? Abi çok sakin iyi bir ben kız. Ben de öyle görüyorum. Dedim. Biz Aleyna ile alakalı saçma sapan bir şey göremeyiz. Yani İlayda'nın gönüllü versiyonu diyebiliriz. Aleyna yani. ile Hanzade bu hafta ilk beşteler kesin. Hanzade hatta. İlk 2-3 bile Aynen. olabilir Aynen. bence. Çünkü net olarak gözüktü ki Hanzade aday olacak. Böyle durumlar konseyde 10 dakikalık SMS'te <laughs> patlama yapar. Hanzade bir anda Ayşe'yi koyarsa da kimse şaşırmasın. Evet. Ben olsam koyarım abi. Ya Herro ya Merro gelsin ne yaparsa yapsın. Ayşe karşısında ikinci olan Aleyna şeyde şey oluyormuş. O da koyuyor <laughs> öteki Aleyna'yı. Geçmiş olsun. Bu sefer <gülüyor> <gülüyor> doğan gitti. Aynen yapacak bir şey yok. Peki bir şey daha soracağım. Baran'ı arkadaşları şey diyormuş. Gizli silah diyormuş. O da artık otomatik yani, silah olma kararı almış. Aynen. Yani Baran'ın öyle bir hali var mı sizin? gizli silah falan? Ya görünlü alıyorlardır. Hayır şimdi. neyi bir şey bekliyordu anladım. ki? Hani performans Adını yazınca bekliyordu Hani motivasyon olsun diye söylüyorlardı. Çünkü çok alıngan bir çocuk gördüğünüz kadarıyla. Evet. Hani aslında, böyle direkt demorize olabilen bir insan. Aslında mesela Baran'ın fikirleri bana çok mantıklı geliyor. Evet. Bak, fikirleri, evet. fikirlerde bir sorun yok. Uygulamada hata var. Uygulamada hata var. Uslupta hata var. Yani mantıklı konuşuyor. Ama araya öyle bir yok. laf ediyor ki yani o anda bütün söylediği mantıklı şeyler unutuluyor. Onun bu sefer tavrını eleştirmeye başlıyor insanlar. Baran'ın en büyük sorunu bu. Evet. Tavrını ve uslubunu yumuşatması lazım ki öbür söyledikleri harcanmasın yani kaynamasın arada. Ama şimdi mesela o konuşmada yaptığı şeydeki o toplantıda yaptığı konuşmada da hani aday olmadığını mutluluğuyla konuşuyor bu arada. Baran orada 4'ü e 3 aday çıksa böyle mi konuşur? Mesela arkadaşlar saygı duyuyorum. Beni de yazanlar olmuş falan. Ama ben yine bir dokundurması e var e ya. Orada olsaydı Neyin, öyle yolunu Neyin yolunu yapıyor biliyor musunuz orada? Diyor ki şimdi Poyraz birinci çıkacak. Ha. Benim adımı söylememesi için ben artık otomatik silah geçeyim. <laughs> Yere de durmayayım. Artık bundan sonra bu konsey bana ders oldu. Bundan sonra söyleyeyim. Poyraz benim adımı yazma kardeş. Gözünü seveyim. Bir de Bak, oyunlar, bu alt metni o. Oyunlar hakkında da biraz da şey söylendi. Hani oyunlarda çok fazla aktif değilim. Bundan sonra daha çok çıkmayı düşünüyorum tarzında. Hani kendimi gösteremiyorum zaten. E bu sebepten dolayı da beni yazıyorsunuza getirmeye çalıştı. Bundan sonra da aktif olmayı düşünüyormuş. Valla enteresan bir akşam bizi bekliyor. O oynayan yani, yarışmacılar evet bence de kendilerini evet. geliştiriyorlar. Oynamaları da gerekiyor. Hani e, geri planda kaldığın sürece böyle sanki soğuyorsun olaydan onlar çıksın onlar daha ön planda oluyorlar. Hani Baran bazı keskin yerlerde çok iyi sayılar almış olsa ve kendine her daim ön plana atıyor olsa Kalmaz bence daha ki. başarılı olur. Şey Dora sana ne Baran kimi yazarsam yazarım diyor. Evet. Evet. Ne demiş olabilir evet. mesela orada? Yani Dora da sakin bir tip ya öyle bir çıkış genelde. Bir Dora ile ikisi ama sürekli böyle tartışan. Yani. Ki Anlaşamıyoruz baran. ama birbirimizi seviyoruz demek. Sevmiyor mu Dora? Doğru Bence... Dora ile. Dora mı? Dora. Bilmiyorum. Sana ne baran istediğimi yazarım falan filan diyor. Bu şey tartışmasın böyle. Dora. Yani iki olunca... çok yakın kişi böyle bıdı 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 tartışıyor. Evet. Öyle bir şey mi yoksa hani? Dora yani... bir tık ikinci olunca bir şey geldi. Bir böyle. Mesela bu hafta kaptanlığı bekliyor. Bak Perşembe günü bir hamle yapacak onunla ilgili. Şimdi ben bir ufak bir anket yapmak istiyorum seyircilerimize. Instagram'da aşağıdaki Survivor Panorama hesabında Ayşe'nin konseydeki hareketlerini haklı buluyor musunuz? Haklı buluyorsanız evet E harfi, haksız buluyorsanız H harfi. Açıklamanız varsa onu da yazabilirsiniz. Ayşe'nin konseydeki aleyhine çalışkanı yanına çağırmasını ve konuştuklarını, Hanzade'yi aday yapmak <laughs> için onu ikna etmeye çalışmasını haklı buluyor musunuz? Aşağıdaki bakın şuradaki şu hesaba... E ya da H ya da açıklamanızı da yazabilirsiniz.